Ceren'in aylık geliri RT 1000 liraymış. T yılın hangi ayında olduğumuzu ifade etmekteymiş. Ceren yılın ilk ayında 3000 lira kazanmış. Buna göre 3 artı RT DT'nin birden 5'e kadar belirli integrali ne anlama gelir diye sormuşlar. Ve burada da 4 tane seçenek vermişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce siz çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım. Bize Ceren'in birinci ayda 3.000 lira kazandığını söylüyorlar ve burada da bir 3 var. Hmm. İlginç değil mi? Bunlar belki de aynı şeyi temsil ediyorlardır ama henüz emin değiliz. Gelin bir de şu belirli integrali inceleyelim. RT-DT'nin 1'den 5'e kadar olan belirli integrali. Bu Ceren'in gelir eğrisinin altındaki alandır ve gelir eğrisi de Adından da anlayacağınız üzere Ceren'in aylık kazancını verir. Bu eğrinin altında kalan alanı hesaplarsanız elde ettiğiniz değer birinci aydan 5. aya Ceren'in gelirindeki net değişim yani gelirinin bu süre içerisinde ne kadar arttığını gösterir. Buna bir de birinci aydaki kazancını eklersek T0'dan 5'e kadar yani senenin başından 5. ayın sonuna kadar Ceren'in eline ne kadar para geçtiğini bulmuş oluruz. Bize bunun 19'a eşit olduğunu da söylemişler. İsterseniz hemen seçenekleri incelemeye başlayalım artık. Ceren birinci ve 5. aylar arasında ek 19 bin lira kazanmıştır. Buradaki 3 olmasaydı A seçeneği doğru diyebilirdim. Çünkü belirli integral Ceren'in birinci ve 5. aylar arasında kazandığı parayı gösterir ama Burada 1 de 3 var ve toplam 19. Ceren'in ek geliri 16 bin lira deselerdi yine doğru olabilirdi. Çünkü bu eşitliğin iki tarafından da 3 çıkarırsak belirli integralin 16'ya eşit olduğunu bulurduk. Ama bize verdikleri bu değil. Ceren aylık ortalama 19 bin lira kazanmıştır. Hayır bu da doğru değil. Az önce bu ifadenin senenin başından 5. ayın sonuna kadar Ceren'in eline 19 bin lira geçtiğini ifade ettiğini söylemiştim. Bu aylık ortalama gelirin 19 bin lira olduğu anlamına gelmez. Ceren 5. ayda 19 bin lira kazanmıştır. Bu da doğru değil. Bir kere daha tekrar etmemi isterseniz bu 1. ayda 3 bin lirası olan Ceren'in 1. ay ile 5. ay arasında da ek olarak ne kadar para kazandığını ifade ediyor. Geriye tek bir seçenek kaldı. Umarım doğru olan seçenek de budur. 5. ayın bitiminde Ceren'in 19 bin liralık toplam kazancı vardır. Evet doğru. Birinci ayda 3000 lira kazanmıştı. Sonra yani birinci aydan beşinci aya kadar kazandıkları ile toplam kazancı 19 bin lira oldu. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Evet. KT fonksiyonu bir ketçap fabrikasında belirli bir günde T saat içinde üretilen ketçap miktarını kilogram türünden vermekteymiş. Üretilen keçap miktarı zamanın bir fonksiyonu olarak verilmiş. Evet, bir oran olarak değil. K üstü te, d, t d, dt'nin 0 ile 4 arasındaki belirli integrali ne anlama gelmektedir diye de sormuşlar. Yine videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeyi deneyin olur mu? KT T cinsinden ketçap miktarı ise K üssü T ketçap miktarının zamana göre değişim hızını verir. Eğrinin altındaki alanı hesapladığınızda ise orijinal ketçap miktarındaki net değişimi bulursunuz. Burada t eşittir 0 ile t eşittir 4 arasındaki net değişimi bulacağız. Hemen seçeneklere geçelim. İlk 4 saatte ketçap üretimindeki ortalama değişim Hayır, hayır, bu ortalama değişimi vermiyor. 4 kilogram ketçap üretmek için gerekli olan süre. Buradaki 4 miktarı vermiyor değil mi? Tamamen t ile alakalı ve bize t eşittir 0'dan t eşittir 4'e kadar ne kadar ketçap üretildiğini veriyor. t eşittir 4'teki anlık üretim hızı. k üssü 4'e eşit ve gördüğünüz gibi bize verilen ifade bu da değil. İlk 4 saatte üretilen ketçap miktarı, evet işte doğru seçenek bu.